Saat 7. Selamünaleyküm kıymetli dostlar, günaydın. Size hayırlı akşamlar, bana hayırlı sabahlar. Bak yoldaşa bak, bak. Köşeye de bana bakıyor. Hadi be, hadi gidelim diyor. İlerideki çay ocağına gidecek. Orada kete verdiler ya. Gel orada kahvaltımızı yapalım diyor. Önden yola düşüyor ne? He? Bak. Cilve yapmaya geliyor bana bak. Hadi, hadi diyor. Hadi üstümü yeni değiştirdim yoldaş. Bayramlık giysilerimi girdim. Hiç boşuna tüy yapma beni. Tamam. Hadi. İşte bu. Sensin be. Bu yolların efsanesi sensin kızım. He? Benim can yoldaşım bu ya. Şundaki tatlılığa bir bakın hele ya. Sabah sabah nasıl neşeli bak. He? Şurada koltukta sabaha kadar uyudu. Keyfin hala mı? He? Bir hava gürüldüğünce geldin mescidin kapısına. Sonra geri gittin yattın yerine. Tamam. Gidiyoruz. Aslan Kral. Efsane. Hadi bakalım. Ne diyordum abi? Burada uyuduk. Üzerimi değiştirdim. Şehre giriyoruz. Ha. Ne istiyorsun? Sen hadi yavaş yavaş konuşacaksın ha. Bu sesler ne böyle? Ha? Hadi boş yapma gidelim. Yürü. Hadi diyor. hadi. Ben şu an onun vücut hareketlerinden ne dediğini anlıyorum ama yakında konuşacak, siz de hepiniz anlayacaksınız. Uyuduk abi, sağ olsun hacı abimiz buranın sahibi. Takıl kafana göre dedi, yattık. Şimdi bir bisküvim vardı, iki lokma atıştırdım. Şu dün uğradığımız bizden para almadı. Şimdi tekrar o adamın oraya çay içmeye uğramaya da çekiniyorum. Uğramasak da ayıp olur. Ama en azından kahvaltı yaptık diyelim. Bisküviyi kahvaltı sayalım. Abi bir çayını içip gidelim diyelim. Neyse tekrar para almayacak, ayıp olacak. Hadi ya bismillah. Bugün de yolumuz hayrola. Erzincan'a çok kalmadı. Bir bakalım kilometreye. Sabah erken çıkıyoruz yola. Ya yolda oyalanır, Erzincan girişine kadar gelir kamp atarız. Ya da direkt Erzincan'a gider, fidan bulur, fidanımızı dikeriz. Ama biraz zor gibi bugün. Hava güzel. Hava durumunda yağmur göstermiyor şimdilik. Ya nasip. Videonun en başında videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize İyi bakın ve seyredalım. Maceramız başlıyor. Bakalım bugün ne gelecek başımıza. Aynı şu an sizin gibi ben de bilmiyorum. Yoldaş keteyi sevdi ya. Değil mi kızım? Koşa koşa buraya geliyor. Hadi kalk gidelim keteciye. Hadi. Üzümlü'nün altındayız abi. Bu yollar Üzümlü'ye çıkıyor. Şurası Altıntepe Höyü. Muhtemelen şunlardan da höyük olanlar vardır. İleride bir tane daha var gibi. Erzincan'ın tam merkezine 15-16 kilometre var gibi gösteriyor çarşının içine. Ama tabi 10 kilometre sonra, 8-10 kilometre sonra başlıyor artık yerleşimler. Ziyarete kapalıymış, bilgilerine baktım. Kazı çalışmaları hala devam ediyormuş. Urartular döneminden kalma bir yerleşim yeri. Bir sürü köpek var karşıda. Allah'tan arada nehir var. Ve bir sürü de at var abi burada. Bağlamışlar hepsini. Ulan sahipsiz olaydınız da peşime takılaydınız ya. He? Yükümü taşırdınız. Keratalar sizi. Bak geleceğim ben, çözseler ipimi geleceğim ben diyor.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayabildim. Bir de orada 9. 9 tane at. Çiftlik falan mı var buralarda? Öğün tam altından geçiyoruz abi. Çiftlik burası galiba. Belki 15 tane at var. Merada olan. Bir 8-10 tane eşek gördüm. 2-3 sıpa, tay. Yayılıp duruyor hepsi. Kimsecikler de yok ha. Belki bana bir eşek verirler de ha. Ama bir eşeğimiz olsa güzel olur. Ama şehirlerden geçerken zor olur. Bakalım. Şimdi buradan oraya döneceğim, köpek dolu. Bir de gidip sordun mu kıymetli olur. Saat 9. Saztepe diye bir köyün önünden geçtim. Benzinliği görünce köye dönmedim. 4 kilometre falan olmuş. Uyandığımız yerden kalkalı 12 kilometre var. Erzincan merkeze. Şuraya bakalım, eğer oturacak bir yeri varsa biraz da burada vakit geçiririz. Traktöre bile havluyorsa yandı bizim iş. Yoldaş, hazır ol kızım, gardını al. Ben değneğimi hazırladım. Geliyor, gelmekte olan. Evet, sakin. Oğlum. Şşş. Salla kuyruğunu, koklaşın bakayım. Tamam. Tamam. Yoldaş, aleyküm selam de. Oğlum. Misafirdir o ya. Gel. Azıcık oturma yeri varmış kenarda. Selamun aleyküm. Hayırlı işler abi. Az oturak diye geldik ama benim köpeğe seninki ağırladı, misafir etti. Hemen geldi, bir kokladı. Yabancı görünce meraktan. Gel yoldaş, şuraya oturalım. Gel. Benzinliğin köşesinde hala oturuyorum. Oturmuşken videoları düzenliyorum. Hemen dibimde priz var. Powerbankleri şarj ediyorum. Saat 9 çeyrek geç, 10 geçe falan geldik herhalde. Saat 10.30 oldu şu an. 1.5 saattir buradayım. Muhtemelen bir yarım saat, bir saat daha buradayım. Bugün Erzincan'a varmayı düşünmüyorum. Sabah 9'da geldiğimiz benzinlikte öğlen oldu abi. Saat 12'ye 10 var. Güneş geldi, bize kalk git diyor. Elektriğin dibinde olmak, powerbankleri doldurmak. Bir yandan da video düzenleyip çıktı alıyorum şu an. Kameradan aktar, dönder filan derken vakit oldu, çay da sınırsız. İçtik 3-4 bardak, sağ olsunlar. Birazdan kalkar gideriz herhalde. Aklımda bir şey var abi, bilmiyorum ne yapsam. Bu konuda hem çok faydalı hem çok biraz yükü olacak bize. 40. şehir bura. 40 şehri yürüyerek geldim. Sırtımda çanta artık omuzlarımı kertiyor. Eşya taşıyamamak bizi sınırlıyor. Hep yorumlara da yazıyorsunuz. Benim de çoktan beri aklımda ama onun sorumluluğu olsun, şehirlerde zorluğu olsun, bilmiyorum, karar veremiyorum. Bir yük hayvanı, bir eşek. Bizim çantamız 15 kilo civarında. Bir 15 kilo daha koy, biraz erzağı fazlalaştırırız. 30, hadi 40 de. 40 kilo yük eşek için hiçbir şey değil. 50 de ya. Hayvan, onlar 100 kilo rahat taşıyan hayvanlar. 40-50 kilo yükle, yanımda bir eşekle kalan 40 şehri tamamlasam mı diyorum. Daha çok kırsal alanları tercih edebileceğiz. Yanımıza İşte makarnamızı, erzağımızı, ekmeğimizi fazla alabileceğiz. Suyu fazla alabileceğiz. Duruma göre.
daha iyi bir güneş paneli taşıyabilirim o zaman. Hem ağır ama kapasitesi yüksek bir güneş paneli alabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bu geçtiğim o çiftliği sordum buradakilere. 3 kilometre geride kaldı sanırım. Dediler ki orası öyle onları besliyor, kiralıyor. Bu höyü gezmek isteyenlere mi kiralıyor? Anlamadım. Ya da höyükte işe mi yarıyor hayvanlar? Dedim eşekler pahalı olur mu orada? Yok ya dediler, 1500-2000 lira. Bilemedin 2500 falan dediler. Çok da paramız yok. Ona versek az paramız kalır. Sonra da çalışırız, bir şeyler yaparız Erzincan'a çıkınca, ama para sıkıntı değil, buluruz bir şekilde. Asfalt kenarı yürüdüğümüz, yürümek zorunda kaldığımız dar yerlerde ne yapacağız? Ben çadıra yattığımda o hayvan dışarıda mı bekleyecek? Güzel havalarda eyvallah, yağmur yağarsa ne olacak? Onun için ekstra branda gibi bir şey taşıyıp ona sürekli yer yapmak gerekir mi? Gıdası sıkıntı değil, yayıla yayıla gider. Şehir merkezlerine daha az gireriz. Şehre girmek zorunda kaldığımda onu bir yere bağlayıp yoldaşla bir emanet edip böyle dolmuşla girer çıkarım. Bilmiyorum, öyle düşünüyorum. Şimdi çantamı burada bırakıp geri gidip oraya bir sorsam mı diye düşünüyorum. Aklımda bu var işte, aman. Gerçekten sağlığıma dokunmaya çoktan başladı. Ben ısrarla devam ediyorum. Sırtımızdaki yük, boş halimiz 10 kilo yani. Atamıyoruz hiçbir şeyi. Lazım. Bakalım ya. Belki burada olmasa bir dahaki şehre kadar düşünürüm. Yine böyle bir yerden. Bir daha da zor denk geliyor biliyor musun? Ya köylüden denk getireceksin. Ya böyle bir yerden. Neyse. Hakkımızı hayırlısı bakalım. Kalktık benzinlikten, gidiyoruz abi. Saat 12.30. 11-12 kilometre var hala. Çok düşündüm benzinlikte. Gözüme 4-5 eşek, bir tanesi de güzel idi, böyle takıldı uzaktan. Köpeklerden, bir de sabah erken diye dönemediydik. Yoldaşı benzinlikte bırakıp, çantayı da bırakıp gidecektim. Hatta çantayı içeri kaldırdım, gidiyorum ben abi filan dedim. Tamam bakalım bir git sor, aklında kalmasın dedi oradaki arkadaşlar da. Sonra ölen dedim, şimdi gideceğiz. Yoldaş burada mızıklayacak. Gide gittik, hadi diyelim verdiler aldık. 3 kilometre yoldaş bekleyecek biz gelene kadar. Her şeye dönünce emin değilim. Onun sorumluluğu, zorluğu ayrı olacak. Bir candır sonuçta. Onu taşıyacaksın. O senin eşyanı taşıyacak ama sen de onun sorumluluğunu taşıyacaksın. Dedim nasip olaydı sabah. Allah o yana bizi döndürürdü, biri denk gelirdi. Bakalım, geçelim bakalım. Eğer ileride nasip olursa tekrar düşünürüz. Artık benzinlikler çoğaldı, karşılıklı geliyorlar. İleride, çok ileride bir cami de görüyorum. İyice yaklaşalım. Herhalde dış çeper mahallelerine yaklaşıyoruz. Öyle tenha mahallelerde bir akşamı geçirir, yarın sabah erken gireriz gibi. Pancar tarlasına bakın kardeş. Kocaman. Şurada bir tane daha benzinlik var. Motel tır parkı ve dinlenme tesisi demiş. Bir geçelim ya, öğlen sıcağında belki yürümeyiz, bir de burada geçiririz 1-2 saat. Acelemiz yok. Kamelya falan koymamışlar ama. Köpekler fazla abi burada. Durmayalım. Ayağı sakat köpek yine bize saldırmaya çalışıyor. Hepsini de kamyon ezmiş ya. Şunlara bak ya. Allah. Gel yoldaş gel. Bunları boşuna heyecanlandırmayalım. Gidelim. Restoran var. Çıldırma yoldaş.
Fare sesi değil o. Kuş, kuş. Gel buraya. Havada böyle cik 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 diye öten bir kuş var. O kuş ötünce bak. Yolda sanki fare tarlasına düşmüş gibi. Bak. Nasıl aranıyor ya. Kızım. O öten kuş, kuş. Ne arıyorsun? Fişt fişt diye ötüyor ya. Bu arada benim şeyde kaval çalıyor ha. İlk zamanlar bundan korkuyordum. Etrafa bakıyordum. Nereden geliyor bu ses diye. Şeyin batonun delikleri rüzgar denk geldikçe. Şimdi denk gelmiyor da. Bak. Tamam tamam hadi. Gidiyorum ben. Sen kuşa kandın ama. O kuş seni bir yere götürüyor. Bak pik 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 yapıyor, kandırıyor seni. Deli ya. Sen de benim avcı olduğum kadar, balıkçı olduğum kadar avcısın yoldaş. Kaç zamandır 40 şehir yürüdük. Onlarca fareye atladın. Ama sadece kokladın ha. Öyle delikleri kokla. Harekete bak. Sanki sözüm ona, profesyonel avcı bak tek ayağını da kaldırıyor, atlayacak. Gel buraya. Yürü gidiyoruz ya. Bir mahalleye doğru geliyoruz sanki. Ne var önümüzde? Aksaz Mahallesi mi var? Deprem konutu gibi bir yer görüyorum sol tarafta, bir camisi var. Bir de şimdi polis noktasına denk geldik. Ama öbür tarafta da kaldı. İnşallah karşıya gel falan demezler, uğraştırmazlar bizi. Bu tarla fareleri bayağı bildiğin kafayı çıkarıyor burada ha, bak. Meğer öten onlarmış ya. Yoldaş doğru biliyormuş. Her yerde kafayı çıkarmış delikten tarla fareleri var. Yoldaş köstebek avında. Bir ona koşuyor bir buna. Nereye gitti bilmiyorum. Bu ötenler onlarmış. Kuş değilmiş. Yoldaş haklıymış yani. Şu an belki 20 tane ben görüyorum. Dikelmişler böyle. Yoldaşı seyrediyorlar. Yoldaş da ta oralarda. Gel yoldaş, buradalar gel. Uzaktan göremezsiniz ama dolu. Yoldaşın av macerasını bekliyor sıcağın anında. Vallahi toz dumana katıyor yoldaş ama yakalayamıyor. Bir oraya koşturuyor bir buraya. Yoldaşın av macerası. Hadi bakalım yoldaş. Her yerde dolu. Ona koşturuyor, o gidiyor. Tam bir köstebek avı. Tabii buraya girdi. Çıkamıyor. Arada bir cıklıyor. Bak o çıkanların hepsi geri girdi ha deliklere. Şimdi de yoldaşın geldiği taraftakiler kafayı çıkarmış. Öyle yoldaşı aralarında oynatıyorlar. Hadi bakalım kızım, becerebilecek mi? Bana diyor ki şimdi içinden yoldaş, gel de beraber yakalayalım. Sen bana balığa yardım ettin mi he? Bekliyorum güneşin altında. Ne yapacağım bakalım, hadi. Ta nerede bilmem, görünüyorum, yakınlaştırdım ama. Ne yoruldu kendini be hayvan. Acıkmış belli. Buna gidince bir sosis mosis alak, bir şey alak. Yaş mama alalım. Kete yedi, bisküvi yedi. O kadar. Bir bütün keteyi yedi sabah.
İzleyin abi, uzun uzun bak. Yoldaş ne yapıyor, nasıl doyuruyor karnını dersiniz. Aha böyle deniyor. Hayvanın içgüdüleri devreye giriyor bak. Yoldaş ve yaban hayat. Çöplük sırt çantamız da sırtımızda. Güneşte yanıyoruz. Gitti ta nerelere gitti. Dur kapatayım, gelince açar. Bak 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 bak. Sen gittin, buradakiler çıktı piyasaya yoldaş. Bildiğin köstebe koyunu. Git bir de orada ağılın, orada köpekler seni tırmalasın. Gel derim, dinlemezsin beni. Gelincik mi diyorlar bunlara? Bak vallahi hepsi dikeldiler abi. Yersince bu gibi bir şey işte ya. Tarla faresi. Gelincik. Ulan sanki bir de tepede kuş var gibi. Bak. Şurada dikelmiş bir tanesi. Heh, kaçtı bak. Nasıl ötüyor? Onam onam her yerde benim yakınımdalar. Benim balıkçılığıma dönüyor senin avcılıkta yoldaş. Karavana, hadi bakalım. Yor kendini. Hala dolanıyor yoldaş. İki de eşek geliyor oradan ha. Sahipsiz mi lan? Benim yoldaştan korktular. He şu ağılın eşekleri galiba. Birinde bir ip bağlı, ötekinde bir şey yok. Hamile biri. Yoldaşın peşine takılmışlar. Gel kovma kız onları, gel. Şu küçük olan güzelmiş ha. Ötekine bayağı yük vurulmuş, izi var. Çoban eşeği bunlar herhalde. Baksana yerlerini biliyorlar. Direkt sayaya gidiyorlar. Gel. Eşek nasıl çağırılır? Gel, bile. Tavuk gibi. Ölen sahipleri falan da yok herhalde ortalıkta. Denk geliyor önüme eşekler. Biz bu yola gireceğiz galiba. Ne oldu yoldaş? 15 dakikadır seni beklerim. Ağzın dilin dışarıda. Az daha bekle, şehre yaklaşıyoruz ya. A101'den bir salam yesen tamam işte. Ne yapalım? İçine duman basalım. Şeyleri çıkartıp yakalayalım mı? He? Senin için. Geberdin. Bak bir tanesi burada. Vallahi eşekler girdi sayaya ya. Hani lan onun sahibi yok mu ya? Tüh. Abi kaldık burada, saçmalıyoruz güneşin altında. Şimdi de yoldaş biraz soluklansın diye bekliyor. Baktı vazgeçti, olmuyor. De orada kalkmışlar ayağa, dikenmiş bir sürü fare. Fare diyor mu de işte. Neyse. Lan dayanamadım, çadırda birileri var mı sorayım diye geldim ama muhtemelen yok kimse. Bu eşek de bana gelecek. Yoldaşın korkusuna gelemiyorum. Biri de hamile ha. Bak şu küçük onun eski yavrusu herhalde. Ne de tatlıymış ha. Gel. Kaçma. Gel bir seveyim.
yoldaşla anlaşamaz bunlar. Akeşşek. Sırtında yük izi var. Hamile gibi, karnı bayağı şiş. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kimse var mı? Yoktur. Herhalde bir de çeşme varmış burada. Gel yoldaş, gel. Şu eşek meraklıymış ha, tatlıymış. Kız mı erkek mi acaba? Kulaklarını salla. Benim güzel yoldaşım ol sen de. Gel bana. Hey. Fazla bir şey taşımayacaksın kız. Bir sırt çantası. He? Yoldaşla anlaşabilir misiniz? Gel. Yok, korkuyor daha. Neyse, kimsecikler de yok. Fazla yanaşmayalım. Muhtemeldir ki karşıdakiler deprem konutu. Sahipleri de o deprem konutunda oturuyor olabilir. Çadır ağıl yapmışlardır buraya. Her yer. Köstebek deliğe yoldaş dereye girdi bunalınca. Daha buradayız, gidemedik ya. Of. Sıcaktan bayılacağız. Marketi var. Restoran var. Hepsinden önce kenarda kameralar var, oturacak. Abi oturuyoruz burada gölgede. Sıcak bizi baydı. Ya içecek bir şey alayım diyorum abi. Zaten hepsi pahalı da. Coca-Cola ürünlerinden başka bir şey yok ya. Hepsi Coca-Cola menşeli ürünler. Fustisinden Fantasına. Şöyle mecbur kalınca alıp içiyoruz da. Yani mümkün mertebe ben boykot ediyorum abi. Yani bir kuruş da olsa fayda faydadır. Ben boykot taraftarıyım. İmkan olduğu sürece tamam, mecbur kalırsın, alırsın, içersin, o ayrı. Ya da gidip böyle alıp da yere dökmek gibi bir saçmalık yapmazsın. Ama bunu hayatına bir adet olarak sokup tercih etmeyeceğim kardeşim diyebilirsin. Bence bu gerekli. Bir kişi dememek lazım. Gittim Kızılay'ınkini aldım. Eğer gidip Coca-Cola Company'yi Kızılay'a da ortak olmadıysa, satın almadıysa, Türk Kızılay'ına aittir. Kızılay maden suyu Türk Kızılay'ına aittir. Türk Kızılay'ı da Türkiye'ye aitse sıkıntı yok abi. Çünkü her şey olabilir. Baktım yoldaş arkamda yok. Arkamda zannediyorum, ben yürüyorum. Baktım yok. Neredesin kız? Aşağı yoldaş, yukarı yoldaş. Bak bu baktım ta geride kayısı ağacının altında durmuş, bir şey yiyor. Ne yiyorsun kız dedim. Hemen hapur hapur yuttu. Koşturmaya başladı. Söylemem ki diyor. Bu ne tüm içecek ya? Büyük aldık. Küçükleri daha pahalı. Benzinlikte oturduk bir yarım saat kadar. Saat 3. Belki fazla olmuştur yarım saatte. Benzinlikten çıkar çıkmaz. Burası Aksaz demiştim ama Aksaz değil, Akyazı mahallesiymiş. Şöyle ana yolda içinden geçiyor. Alt kısmından geçiyor biraz. Bir de böyle içinden dolaşılıyor. Camisi falan var herhalde. Böyle biraz acık yolu uzattık gibi ama. Şöyle bir köyün içinden geçeyim, çıkıp gideyim. Market bulup bir şeyler almam lazım. Sonra da güzel bir yere kamp kurmak lazım artık. Yavaş yavaş vakit geliyor. Bak düdüğün altına kocaman file sermişler abi. Kurutmak için. Camisine geldik. Bak yazı. Sonra böyle direkt döneceğiz. Herhalde suyumuzu alalım, oradan dönüp gidelim çünkü bakkalı dükkanı ana yolda. Buralar sakin. Kızıl Belediyesi Semt Kütüphanesi. Hacı Bayram Kur'an Kursu. Ve camisi. Bu
Selamünaleyküm çocuklar. Çeşmesi var mı canım? Çeşmesi var. He, bir su doldurayım. Nerede çeşme? İçeride. He, tamam çocuklar, sağ olun. Siz Kur'an kursunda mı okuyorsunuz? Efendim? Kur'an kursunda mı okuyorsunuz? Yok, evimiz yok. He. Buranın bakkalı dükkanı nerede? Bakkalı mı? He. Şu belediye var ya, ak yazan yer var ya. He. Abi. Oradan gideceksin, sağa döneceksin, önüne BİM çıkacak. He, dur, BİM varsa oraya bir bakalım. Hadi. Burası ne, top sahası mı? Evet abi, top sahası. Tamam, tamam çocuklar, teşekkür ederim. Camisinin de bahçesi bayağı münasipmiş ha. Dur bakalım, akşam ola hayrola. Döndüm BİM'e girdim, böyle yol devam ediyor. Pek çarşısı yok. Eski belediyelikmiş, beldeymiş. Sonra mahalleye dönmüş. Burası belediye binası. Şimdi ek hizmet binasına dönmüş. Aşağı doğru tekrar yola bağlanıyor. Biz bu aradan geldik böyle. Yola bağlanacağız. Orada bir cami var sanki. BİM'den bir şeyler aldım. Nerede akşam olursa artık. Belediye binası demiştim ya, ek hizmet binasına dönmüş. Tam önünden geçiyordum, abilerim beni çaya davet ettiler abi. Teşekkür buyurun. Ederim. Çok sağ olun. Ooo, buz gibiymiş abi. Buranın suyu dağdan geliyormuş. Şöyle biraz ayaklarımı ıslatayım. Cami var yol kenarında bir tane ama ne bahçesi var ne bağı var, küçücük, bir de evlerin arasında. O yüzden suyumu alıp buradan çıkacağım, bir kenara yatacağım artık. Saat 3 ya, acelemiz de yok ama güzel suyundan biraz alabiliriz yani. Şehrin içine de girmeden fazla. Şehrin içine girince kalacak yer bulamayabiliriz. Bir benzinlik buldum abi. Gitgide artık kenarlarda yer kalmamaya başlıyor. 5-6 kilometre kaldı merkeze, çarşıya. İmkanları değerlendirmek lazım, değilse ya bulamayabilir. Şu benzinliğin arkasında bir kamelya gibi bir yer bu. Hayat enerji. Şu ağacın altı, yok orası kapı ya. Dur bakalım bir. Benzinliğin dışında bir yer var, tam binaların arkasında. Ekstra bir tarla bahçe. Ama yine de bir danışayım diyorum. Belki danışmasam daha mı iyi bilmiyorum. Şu oto yıkamanın arkası, yan tarla. Böyle kuytu bir yer kalıyor. Şimdi bakarız. Bir sorayım bak. Benzinlik ora. Şöyle aslında kamelyaların olduğu bir yer var. Çok güzel. Ama hayvan salmış oraya, önünü kapatmış. Biz de daha güzel yeri bulduk hemen benzinliğin dışında. Hiçbir alakası yok benzinlikle sanırım, yan arazi. Yoldaş fare peşinde. Hala oralarda koklayıp eşeleyip duruyor. Şöyle kurdum çadırı. Fena değil, yoldan biraz uzak. Karaltı. Yarın sabahta gölge olur. Saat de 5 olmuş. Aslında erken kurulduk. Daha güneşin batmasına muhtemelen 2 saate yakın var. Biz yine de kurulduk. Herhalde bir 5-6 kilometre kaldı çarşıya. Yarın sabah öğlene doğru oraya, çarşıya varır. Fidanımızı alır, dikeriz. Sonra da yola revan oluruz diye. Şimdi burada ne yapacağız? Güneş vurdu. Güneş gidene kadar çok bir şey yapmayacağım. Ateş yakacaktım ama odun da var bir sürü. Ateşi biraz daha hava kararına yakın yaparım. Çay için yaparım. Tavuk almıştım. Tavuk döner. 52 lira. Ufacık 200 gram şey. Ekmek aldım. Onu tavada ısıtayım tüpünde. Onu bir yiyelim. Sonra bir sürü odun var. Çayı da şöyle bir kenarda yaparız. Yoldaş çamurlu suya girmiş.
kazıyor fare peşinde. Ona tabakla tavuk ve ekmek götürüyor. Uğraşma kızım diyecek. Bak şimdi. Bak nasıl kazıyor ya. Sen gazdıkça o da gidiyor lan. Şu hale bak, kapkar olmuş. Yakaladın mı fare? Ağzındaki toprakları yeşiliyor bak. Çukura girmiş. Kızım bu ne hal? He? Bulacaksın mı illa onu? Bu ne hal ya, bu ne hal kızım? Al, ben sana getirdim buraya ekmek, al. Tavuk da var içinde. Ekmekleri atıyor, tavukları yiyor önce bak. O kim bilir, o başka delikten kaçmıştır. Öyle deyince nasıl bakayım? İçeri mi girdi? Kıstırmaya mı çalışıyorsun orada onu? İki saat oldu ya, neredeyse sen burada uğraşıyorsun. İki saat demeyelim, yarım saattir. Ben çadırda yemek yedim. O buralarda bak. Ben bakıyorum. Kapattım. Başka delikten gitmiştir o ama yoldaş. Kokla bakalım orada mı? Yok mu? Becerikli yoldaşım benim. Hadi yakalayacaksın sen onu ya. Azıcık enerji alayım diyor. O ekmekleri de hainlik yapma. Kaçıyor tut kaçıyor tut. Arkası dur. Yardım edeyim mi? Yoldaş, ben de buradan başka delik açıyorum ha. Hadi. Yakala orada. Genişleteyim mi şöyle? Hı. Dur şimdi, burnuna gelecek. Dur. Temizle orayı bir. Ne yanda? Orada mı? Sen benden iyi kazıyorsun kız. Vallahi. Hadi. Kıstır onu orada. Arkadan kaçıp gitmesin. İyi kokla. Ah, lanet olsun. Hadi bebeğim. İşte bu. İşte bu bir tanesin sen.
Daha sağlam bir çomak bulayım. Yardıma geliyorum hemen sana. Geldim yardıma yoldaşım, geldim. Tut kaçmasın, tut. Tut kaçmasın, ben buradan kazacağım. Bu delikten duman sokalım, oradan çıksın, tamam? Sen bekle orada, hadi bakayım. Olmuyor be yoldaşım be. Beceremedim, kazamadım ben ya. Azıcık deneyi genişlettim sana ama. Vazgeç bir sevdadan ya. Tavuk yedin işte. O bir yerden çıkmıştır. Sen onun topraktaki kokusunu alıyordur ya. Başka bir delik var mı? Oraya bakayım ben bir dur. Herhalde orada kısmış. Yakında başka delik yok. Oraya bir acı kağıt yaktım bakalım. İçine duman giderse kaçmaya çalışır belki yoldaş. Kağıt sönünce çıkmaya çalışır. Aslında onu başka delikten yapmak lazım ama delikler uzakta. Sen de kokuyu buradan alıyorsun. Acaba koku onun izlerinin kokusu olabilir mi kızım? Duman gidecek bir delik de yok ki orada. Sen neyin peşinde kazıyorsun? Tamam, bitti, söndü. Bir daha kokla bakalım. Yardım ettim, genişlettim ama yakında başka delik yok be ya. Çok uğraşıyorsun ya. Şu gözlere bak ya, şu emeğe bak ya. Dur, ateşi ben alırım sana, dur. Tamam, bitti o. Geç, kaz. Kaz, devam et. Dur acık ben genişleteyim mi şöyle? Bir bel küreği olsa sana çıkarırım o fareyi yoldaş ben. Sen de bana balık avında yardım edeceksin mi? O gazmış gitmiştir be. Altı yumuşak çamur buranın yoldaş. Yürümüş gitmiş dura bir yerlere. Kokla bakalım. Al. Devam et. Bak hadi. Hadi. Yok mu? Bitti mi? Tamam mı? Bırak o zaman. Daha oradan mı geliyor? İyi kokla. Hadi kıstır onu. Buraya mı kaçmış? Ne yapmış? Yer açıyorsun değil mi kendine? He? Dişli otları oradaki. Yoldaşım sana hayırlı mesailer. Ben gidiyorum çadıra. Bak ya bak ya, otları kazıyor ya. Aklını seveyim seni. Bak şuna bak. Yoldaşın av belgeseli oldu bu. Hadi bugün sen başar ya. Bir kere de sen. Ben bir tane balık tuttum. Bırak boş ver kızım ya. Yapma. Git bir duş al gel hadi. Git suya dal gel. Temiz bir su bul ama. Şehre az kaldı. Yarın ben sana alacağım bir köpek maması. Ye geç ya. Hadi görüşürüz. Yeter bu kadar da. Sen istiyorsan devam et.
Erzincan'da gün batışa doğru gidiyor abi. Yalnız saat 7 oldu, hala güneşin bir yarım saati var ha. Yani günler uzamış, biz farkında değiliz. Erkenden çadır kurma derdine düşüyoruz, hava kararacak diye. Saat 5 oldu mu çadır kurmaya bakıyoruz. 6-6.30'a kadar, bilemedin 7'ye kadar yürünür artık. Abi ateş yakacaktım. Etraf otluk. Ha, önemli değil. Ateş boşlukları var. Şurası var. Ama hafif rüzgar var. Biraz da çay içtim ya gelirken. Bir de soğuk çay aldım. Yemeğin üstüne onu içtim. Çay yapasım yok. Video yayınladım. Yeni video düzenliyorum. Onu yüklüyorum falan. Bir de video internetimi yedi bitirdi. Saçma sapan bir iş, ona tav oldu. Normal benim ne kullanıyorum? Video Gamer paketi diye bir paketi var Vodafone'un. Oyuncu paketi aslında ama YouTube'u da kapsıyor içine. Yani sınırsız YouTube kapsamı vardı onun. Oradan ben yüklüyordum. Hiç normal internetimizden düşmüyordu. Şimdi birdenbire nasıl oldu? Kendi internetim, bir de 23 GB'da, 24 mü? Normal internetim var. YouTube sınırsız olunca o diğerlerine yetiyordu ayda. Zaten video yükle, video editle derken sosyal medyaya bakamıyorsun bile doğru düzgün. Veya başka bir şey açıp izleyemiyorsun yani. Vakit olmuyor. Video düzenlerken uyuyup kalıyorum. Şimdi onu baktım, kendi internetimden yemiş. Daha da 10 gün var internetin yenilenmesine. Eğer böyle yapacaksa YouTube video yükleyemeyeceğiz. Niye böyle yaptı anlamadım yani. Her zaman oradan yüklüyorum. Normal internetimden gitmiyor. Bir video 3-4 GB ya. Her gün video yüklüyoruz. Normalde o 20 GB bir haftada bitmesi lazım. Ki başka sosyal medyada da giriyoruz. Onlar da ondan giriyor. Yani sınırsızından kullanırken birden normal internetimden kullanmaya başladı. Bilmiyorum ne yapacağız. Dediğim gibi benzinlikte su da var. Belki çayları da vardır, bir gider bakarım. Canım çay isterse. Ya da gece acıkırsam makarnam var. Bir de yarım domatesim var. Domatesli makarna yaparım. O zaman yakarım ateşim. Bilmiyorum yani, şu an video düzenleyeceğim, yatacağım abi. Yoldaş da yoruldu geldi, tekrar girdi yıkandı. Güneş de kurundu. Hala biraz çamurlu ama yakalayamadın değil mi kızım? Çok uğraştım. Olmadı. Benden balıkçı, senden de avcı olmaz. Anladın mı? Sen boş ver bak. Yedin işte tavuğunu. Yarın da sana bir mama alırık. Tamam. Şehre bir gidek. Tamam. Tamam. Heyecan yok. Tamam. Tamam. Her yerin toz toprak. Tamam. Avcı kızım benim. Aç kalsam ben kendimi doyururum diyorsun değil mi sen? He? Yeteneklerini sergiliyorsun. Aferin sana. Bir de bunu. Aferin sana. Şimdi. Ha bu arada BİM'in Erzincan'da şeye gitmemiz lazım. Kene dolmuş yoldaşın kulakları. Allah Allah. O dış parazit sürünce kene gelmiyordu ya. Ne oldu, onun etkisi kavramadı mı? Kene olmuş. Kulağında iki tane kene var. Yoldaş, bilmiyorum bende de var mı? Buralara bir kene tehlikesi var ama. Veterinere gidiyoruz tamam mı? Dış parazit sürdürmemiz lazım. Ya da neyse, iç dış. Bu kenelerden kurtulmak lazım. Erzincan'da birinci işimiz bu. Fidan dikeceğiz. Seni veterinere götüreceğiz. Sonra sana bir tane tasma alacağız. Başka bilmiyorum. Başka bir şey lazım mı sana? Tabii ki mama alacağız. Etli mama alacağız. Fare etli mama var mı diye sorak mı kız? He, canın çok çekti ya fare. Yiyemedin. Abi şu şeyin tavuğundan almayın. BİM'in o döner diyor ya. Üstünde çiğ şey pişirip de yiyin. Normalde onlar pişkin oluyordu. Pişiriye yazıyor. Çiğmiş. Yani hafif dolandırmışlar.
Hadi çiğ olduğunu geçtim, pişirek de içinden şey çıkıyor arkadaş. Dönerin içinden deri çıkar mı ya? Bundan döner diye parça tavuk etlerini bir kavurmuşlar. 70 derecede pişirdik diyor. Devamını sen pişir demişler. Dönerle alakası yok. Parça tavuk kıymıkları. Almayın sakın. Demedi demeyin. Bir daha ben almam. 52 lira ona vereceğine. Ekmek arası bir döner ye. Ver 100 lira. Uzattım. Bana müsaade. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın Allah'a hayrola diyelim. Ya Resulallah.